Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu şekilde bir havlu kenarı modeli göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar. İçine serum halkası kullandık. Halkalar var içinde. Şu şekilde kurdelayla süslemiş olduğum bir havlu kenarı modeli bu. Bunun yapılışını göstereceğim arkadaşlar size. Basitlik konusundan çok çok basit bir oya. Evet, yani zincir çekmeyi bilen herkes bu oyayı yapabilir arkadaşlar. Bu havlu kenarını yapabilir. Basit, yani içinde halkamız var. Ve şu şekilde çelip batıyoruz yani. Bunun yapılışına geçelim arkadaşlar. Şu şekilde ben altını hazırladım. Şu şekilde yapılışı. Şuradan hazırladım. Size birkaç tane geçerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Sıfırdan başlarcasına bakın. Şu şekilde. Şu kenardan ipimi elime dolayacağım. Evet. Yazımı düzelteyim bu arada. Şu şekilde. Sıfırdan başlarcasına arkadaşlar şu şekilde bakın. Altının zincirini ben şuradan bakın. Burası aynı şu üzerine yaptığım gibi şu alttan zincire başlayabilirsiniz. Gereği kadar zincir çekebilirsiniz. Şu şekilde bakın, biraz zincirimden kalmış benim. O kalan hiç önemli değil. Orayı kesip yakabiliriz. Zincirin üstüne başlıyoruz. Bakın burada. Burada gereği kadar uzun da olabilir zinciriniz. Hiç önemli değil. Orayı kesip yakabiliriz. Şimdi 5 zincir çekip geriye dönüyorum ben şu başladığım kısımdan. Şu battığım her yeri birer zincir arası olarak sayın arkadaşlar. Aşağıda oluştururken de bakın şu şekilde oluştururken de her bir zincire batmışım direklerimi. Şu şekilde. 5 zincir çekiyorum ve 2 defa doluyorum. Şu şekilde. Birinci zincir halkama değil, ikinci zincirime giriyorum. 1, 2, 3. Pardon. 3 defa da çıkartıyorum. Tekrardan 2 defa çeliyorum. İçinden alıyorum şu şekilde. 1, 2, 3. 3 defa da çıkartıyorum. 2 defa çeliyorum. Evet. 3 defa da çıkartıyorum şu şekilde ve 2 zincir çekip tekrar 2 defa çeliyorum. Yandaki direğimizin üzerine atlıyorum. Bakın şu şekilde. Tekrardan 2 zincir, 2 defa doluyorum. Şu şekilde. Bakın. Şuradaki kutucuğumuzun başına battık ve şimdi 12 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektik. Yine 2 defa çeliyoruz ve şuraya atlıyoruz. Şu şekilde. Tekrar 2 zincir. 2 defa çeliyoruz. 1. Evet, tığım çıktı arkadaşlar. İpim çıktı tığımdan. Evet, 2 defa çeliyoruz ve 3 defa da çıkartıyoruz. Şu şekilde. Tekrar 2 zincir, 2 defa çeliyoruz ve sık olan direklerimize geçiyoruz. Bakın. Burada 4 tane direk yaptık. Evet. 4 tane yaptık ve tekrardan geriye dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle tekrar geriye dönüyoruz. Tekrar 2 defa çeliyoruz. 3 defa çıkartıyoruz.
Zaten iki sıra şöyle yaptıktan sonra hemen alışacaksınız arkadaşlar sayılarını. Kafanızda oturacak, hep oturacak yani sayıları. İki zincir, iki defa çeliyoruz. İki zincir, yine iki defa çeliyoruz. Üç defa da çıkartıyoruz. Şimdi aşağıda zincir çekmiştik. Bu ikinci katı. Şimdi zincirimize 7 zincir çekip 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam ortasına şu aradan şöyle ortalayıp sıkıştırıyorum. Bak hiç kayma yapmaz. Bakın kayma yapmaz. Yani zincire tutturmanıza gerek yok. Şöyle ortaya sıkıştırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum tekrar ve karşıya direğimin üstüne geçiyorum. Şu şekilde. Tekrar 2 zincir, 2 defa çeliyorum. Evet. Bakın şu şekilde. Tekrar 2 defa çeliyorum. Ve bu sıra bitene kadar 3. oldu. Ve 4. Bakın. İlk şuradan başlamıştım. Şuradan başlamıştım. Şu 3 sırayı yaptık. Bakın bir sıra alttan başladık. Şu 2 sırayı yaptık. Bakın şu şekilde. Şuradan başlamıştık. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar bir daha dönüşümüzde 12 zincir çekip devam ediyoruz. Altımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar sıralaması. Şimdi evet, bu şekilde devam ediyor. Şimdi halkamıza geçelim. Şunu yine beyazımı kullanacağım halkadan. Evet. Evet, havlu kenarımız için halkalarımız şu şekilde halkalarım var. Çok büyük de değil. Normal boyutta. Şu şekilde. Evet. Şimdi beyazımı parmağıma doluyorum. Evet. Halkamı alıyorum şimdi. Bakın şu şekilde halkamı, tığımı sabitledim. Halkamı içine şu şekilde 1, 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra bir kere doluyorum. 1, 2, 2 defa da çıkartıyorum. Bir kere doluyorum. 2, 2 çıkartıyorum. Bir kere doluyorum. 2, 2 çıkartıyorum. Bu şekilde 45 tane içini dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane yaptım ve 45 tane yapacağım arkadaşlar. Sonradan tekrardan döneceğim size. Evet arkadaşlar, bakın 45 tane yaptım ben. Altının şu göbeğinin beyazını 45 tane yaptım. Şu şekilde yan tarafına birleştiriyorum ve bir zincirle kopartıyorum. Şu şekilde ve yakıyorum. Bakın altının halkası tamam. Ben üstüne şu kırmızı renkten kullanmak istiyorum. Şu şekilde. Evet, şu şekilde ipimi sabitledim ve halkamı alıyorum. Şu şekilde sabitledim halkamı ve 2 zincir çekiyorum. Bir kere çeliyorum. 2 kere de çıkartıyorum. Evet. Bu şekilde 12 adet yapacağız arkadaşlar. 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 ve 12. 12 adet yaptıktan sonra bakın şu şekilde bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekip yok. Bir tane değil, 3 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde. Ve şu arkadan şöyle bakın arkasından alıyorum. Şu şekilde. Ve tek seferde sık iğne ile çıkartıyorum. Arkadan alıyorum ki şöyle çevirdiğimiz zaman düz tarafı olsun. Düz tarafı gelsin. Evet. Şimdi 3 tane 1 2 3 tane sık iğne yaptım ve hemen şu tığ battımızın içine girdim. Sabitledim. Tekrardan 12 zincir. Pardon, 12 defa batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi bir tane daha halka alıyoruz. Ve halkaya şöyle bir defa çeliyorum. Şu şekilde. Evet, halkamı aldım şu şekilde. 12 tane halkamızı dolduruyoruz yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın tekrardan 12 tane halkamı birbirine uladım. 2 3 zincirle tekrardan bakın şu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. halkamın zincirimin pardon içine girdim. Şu şekilde 8. zincirimin içine girdim. Sabitledim ve 3 tane sık iğne ile geriye dönüyorum ve şu tığ battım içine sabitledim bu şekilde. Tekrardan 12 tane daha çelip batacağız. Evet, tekrardan 12 çelip battım 12 tane. Arkadaşlar kesiyorum ki ben videoyu hani çok uzun olup da sizi de sıkmasını istemiyorum. O yüzden ara ara gösterdiğim yerleri kesiyorum. 1 2 3. Şimdi 3 zincir çektim. Tekrardan halkamı birleştireceğim. Şu şekilde halkamı aldım. Bir kere çeliyorum ve şu şekilde sabitledim. 2 tekrar 12 tane yapacağız. Bakın 12 tane yapacağız. Tekrar 8 tane tığ battısı bırakıp 8. batacağız. Bu şekilde şu göbeğini yapacağız. Şu göbeğini yapacağız arkadaşlar. Yaptıktan sonra ben size tekrar döneceğim. Çünkü çok uzun olup da videoyu daha hani sizleri sıkmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde artık birleştirme yerine geldim şu halkalarımızı. Tekrardan şimdi 3 zincir çekiyorum ve şu tersine döndürüyorum oyamı, havlu kenarımı ve tekrardan düz tarafına dönüyorum şu şekilde. 3 tane içine şu çektiğimiz zincirlerin içine sık dolgu yapıyorum ve şuraya gelerek sabitliyorum. Şu şekilde. Evet.
Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi oyamızın üst tarafına geçiyoruz arkadaşlar. 3, 6. Evet, şimdi şurada arkadaşlar, şurayı üst tarafı artık sık iğne ile kapatıyoruz artık. Pardon, sık iğne ile demişim. Evet, bir kere çeliyoruz, aynı şekilde üst tarafı dolduruyoruz. 2, 3. Sayarak yaparsanız eğer daha orantılı olur. Basit bir havlu kenarı arkadaşlar. Eğer ki başlarsanız, bugün başlarsanız yarın bitirirsiniz üstüne olursanız eğer. Aman aman ben bunu bugün bitireceğim derseniz bir günde de bitirebilirsiniz. Benim bir günde bitirdiğim havlu kenarları da olmuştu. Hani basitlik yönünden basit ve güzel ve şık gösterişli bir havlu kenarı modeli arkadaşlar. Ve şimdi burayı doldurduktan sonra hemen bakın şu yanında kapatıyorum. Birleştiriyorum. Şu şekilde halkamı oluşturdum. Ve 1 2 3 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın zincirin üzerine ve şuraya tekrar birleştiriyorum. Bakın tekrardan bir kere çeliyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde üzerini kapatacağım. Beyazımızı altına birleştirirken tekrardan döneceğim arkadaşlar. Evet, şu şekilde şurada iki tane kalacak şekilde bütün halkalarımı dolandım. Hepsinin içini doldurdum. Şu şekilde şimdi iki tane halkamız kalacak. Bu iki halkadan birleştireceğiz. Bir kere çeliyorum, tekrardan iki defa da çıkartıyorum. Aynı şekilde dolgumuzu yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Evet. Şu şekilde yaptıktan sonra bir zincirle bakın şu altımıza, şu alt kısma 1 1 2 2 adet bırakıyoruz. Şu 2 adet şu zürafalarımızdan ya da direkt ne derseniz şunlardan 2 tane bırakıyoruz. Üçüncüye sabitliyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde. Ve şimdi bir zincirle geriye dönüyoruz. Halkamızın içini dolduruyoruz. Ve şurada sabitliyorum. Sık iğne ile diğer halkama geçiyorum. Bir zincirle bakın şimdi şu şekilde yaptığım şu şekilde şimdi bunu sabitleyeceğiz. Bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 6 6. kutumuza şuraya diyelim
1, 2, 3, 4, 5, 6.'nın ortasına giriyoruz. Evet, şu şekilde sabitleyelim. 1, 2, 3. Sayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Saymadan da yapabilirsiniz. Eğer ki sayarsanız daha orantılı olacaktır. Her tarafı birbirine uyacaktır. Belli bir şeyden sonra zaten saymasanız da olur. Aşağı yukarı zaten eliniz alışıyor, gözünüz alışıyor. Ne kadar dolduracağınızı içine biliyorsunuz. Ve şimdi şuradan kapatıyorum. Şu şekilde kapatıyorum artık havlu kenarımı. Şu şekilde koparayım. Ve ütülendikten sonra daha güzel duracak arkadaşlar. Bakın. Havlu kenarımız bu. Evet. Diğer yuvarlığa da yapıp kenarından artık şu arayı kendiniz ayarlayabilirsiniz artık. Şuraya altına ister kırmızı renk kurdele geçirebilirsiniz. İsterseniz yeşil de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil de yeşil kurdele de çimen gibi oluyor altında. O da çok güzel oluyor. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz kurdelasını. Evet. Şu an kurdelem yok benim elimde. Kurdelem olsaydı inanın ki kurdelesini de geçirirdim. Bakın kurdelesi şu şekilde. Şu yaptığımız zincirlerin biri altında, biri üstünde kalacak şekilde. Bakın şu şekilde. Bakın şu arkada da var. Bakın şu. Birinin altından geçiriyoruz. Birinin üstünden geçiriyoruz. O şekilde geçiriyoruz. Evet. İlk aşaması, başlangıcı bu şekilde arkadaşlar. Kurdelasını geçirip ondan sonra sırayla yaptıktan sonra inanın ki çok güzel duracak. Güzel de bir model. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.